Hepinize merhabalar gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu analizi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Haftanın potvileri geldi. Mobilde 7. yıl kampanyamız var. 50'lik paket içerisinde Beckenbauer arkadaşlar. Epic Beckenbauer ve Luka Modric, Marcus Rashford, Alfonso Davies'in PES 2020 temalı kartları var. Nereden aklına geldiyse Konami'nin gençler PES 2020 21 ruhunu bu kampanyada işlemiş. Arkadaşlar Tabii ki ben de şöyle bir şey yapacağım. Bu kartların benzerlerini PES 2021'deki hallerinde inceleyeceğiz gençler. Beckenbauer paketi e, herhalde biz bunların hepsini alacağız. Yani garanti alacağız. Yani bu Rashford'u da alacağız, Beckenbauer'u da alacağız. Çünkü 53 tane toplamda bedava açılış verecek. E, tabii görevleri falan da bitireceğiz ama herhalde bu görevler iki bölümden olacak. Hani bu hafta bir verecek. Eğer bu hafta çıkartamazsanız önümüzdeki hafta diğer 20 tane kalan 30 tane verecek? Nasıl olacak tam detayını bilmiyorum ama ya elinde sonunda biz Beken Bavari de almış olacağız. Bu kartları da almış olacağız arkadaşlar. Bunda e, herhangi bir yanlışlık yok. Çünkü kampanyaya baktım ama şeyini tam çözemedim. Yani 53 tane toplamda bize ne zaman verecek? Bu hafta mı verecek? 2 haftada mı verecek toplamda? Onu bilmiyorum. Ama sonuç olarak güzel. Beckenbauer baya güzel bu arada. Ee, ben de ilk 11'imi alabileceğim bir kart İster soper ister dost oynatabilirsiniz Bu arada güzel bir kart olmuş Şimdi e, pazartesi günü de Muhtemelen kaka e, David Villa e, Iniesta e, Bekleniyor arkadaşlar Tam net bilmiyorum ama ben kakayla e, David Villa'nın %100 Olacağını düşünüyorum pazartesi günkü epik paketinde bunlar da yan çarları Şöyle görmüş olduğunuz üzere burada da ilginç e, oyuncular var. Mesela Gökeres arkadaşlar çok merak ettiğim bir oyuncu e, Gökeres. E, bu sene de bayağı Sporting Lisbon'da acayip bir performans gösterdi. Muhtemelen önümüzdeki yıl e, büyük bir takımda göreceğiz. Yani muhtemelen İngiltere Ligi olabilir bu arada. E, sanki o tarafa gidecek gibi gözüküyor Gökeres. E, Madison zaten her zaman kim Madison? Dembelemiz var, Zakagni var. Berkaus var ve Wissem Ben Yeder. E, bu paketin içerisinde arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ee, hemen şöyle size göstereyim. Roma e, epikleri de geldi. Şey Big Time'lar. Epik demeyelim. Bu kartlar Big Time. Roma'nın Big Time'ları da geldi arkadaşlar. E, bu Big Time'ları da e, bir sonraki videoda inceleyelim. Belki işte 3-5 açarsınız. Belki tutturursunuz. Nasıl fullleyeceğinizi en azından e, bir inceleyelim. Bir bakalım neler yapmanız gerekiyor. E, onu da bir sonraki videoda inceleyeceğiz gençler. Buraya bu arada işte David Villa zaten eklenmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Top sürmesi olan bir David Villa bekliyorum. Yani 90 ve üzerine çıkartabileceğimiz bir top sürme hızı olan bir David Villa bekliyorum. E, güzel olacak fırsatçı golcü kartı bu arada. Van Basten'in de e, hızı hızlanması 90-90 olan bir Van Basten bekliyorum. E, onu da söyleyeyim. E, eğer yanlış hatırlamıyorsam 90-90 e, gibi falan bir şey olacak. Bir dakika. E, kurnaz zaten. E, 31 seviye falan gelir bu. 85-103 yapacağız. İşte e harfiyle 103 mü oluyor? 30 level yapsak. 101 oluyor. Ya sonuçta 89, 89. işte bilmem bir şeyine E. Şurada E harfi yanacak basacağız. Bir şeylerine boost verecek. Arkadaşlar atıyorum. Şuradan iki tane alacaksın işte. Bir şuna koyacaksın. Atıyorum şundan aldım. Bir de buna koyacaksın. 90 90 hızlanması olan bir Van Basten gelmiş olacak arkadaşlar. Hani örnek vermek için yaptım bu arada. Ee, buna yakın ya yani şunu biz alacağız Van Basten'den. Enteresan bir kart bizi bekliyor bu arada Van Basten konusunda. Onlar da e, geldiği zaman bakacağız tamam mı gençler? Şimdi e, öncelikle e, biz bir potvilerimize bir bakalım. Potvileri e, bir değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi Antonio Lopez, Isco, Rafa Silva. Arkadaşlar bende Rafa Silva'nın Potvie kartı var. Bir önceki gelen Potvie kartı. Eee Menun karttan çok güzel bir kart. Bu kartta o kartın bir tık üstü gibi duruyor bu arada. Ben ücretsiz açtım. Yine Rafa Silva istiyordum. E, Rafa Silva, Antonio Lopez ve James burada çok hoşuma gitti. Bu üçü. E, ama gitti bana Sörlot'u verdi ki elimde zaten Sörlot vardı. Bendeki Sörlot kartından daha e, şey, yani iyi bir kart değil. Hani boşa açtık. Onu lafa oraya getireceğim. <laughs> Şimdi bunlara bir bakalım tamam mı? Ama burada önereceğim isimler şu anda ilk etapta James, Rafa Silva ve Antonio Lopez. Kaleci kartı güzel olmuş bence. Yani bir potviye göre güzel gelmiş ama Rafa Silva'yı arkadaşlar kesinlikle çıkartan ya yani kişiler kullansın. Ben çok beğendim. Hemen geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi Beken babileri anlatacağım. Onlara videonun sonunda şu şey paketi zamanı gelince değerlendirelim. İlk önce Antonio Lopez'den başlayalım arkadaşlar. 92 farkına bakın. Yani 3 tane 90 ve üzeri gelen bir potvi kartı. Hani çok nadirdir hani ben hatırlamıyorum böyle 3 tane 90 ve üzeri gelen potvi kaleci var mıydı gelenlerden? Ben hatırlamıyorum. Yani buradaki tek handikapımız arkadaşlar bakın alçak degacı da gelmiş. Ee, boyudur. Yani 1.84 boyunda. Yani sadece boydan kaybediyor bence bu kaleci. Ama farkındalığı, refleksler, savuşturma falan 88 ama yani 85 ve üstü hani Düşük de yok. O 82'ler hep 80'ler geldi ya işte yakalaması 80 oldu falan filan. Şimdi o da yok. 85 ve üstü bir kaleci gelmiş. Sadece dezavantajımız burada boy. Onun dışında ben bu kartı beğendim arkadaşlar. E, maç içerisinde çıkaran arkadaşlar bir deneyebilir. Belki e, boyunu bize hissettirmeyecek. E, iyi bir performans gösterecek. E, bence güzel bir kart. Bir şans verilebilir diye düşünüyorum ben. Tamam mı gençler? Ben beğendim alçak degaj olması da bence çok büyük bir avantajdır. Bilginiz olsun. Güzel kart gelseydi de kabul edecektim ücretsizden ama gelmedi Antonio Lopez arkadaşlar. Şimdi geçelim Isco'ya. Isco pası ve top kontrolü yüksek bir oyuncu. Zaten görüyorsunuz burada. Ben hızından dolayı ben bu oyuncuya şans vermek istemiyorum gençler. Çok düşük ya yani totalizi çok düşük 71. Ya abi yani o da boost alıyor da 71 oluyor yani. Aslında böyle de. Ee, han ya bilmiyorum İspanya Ligi'nde oynatırsın ama ya klasmanda falan filan ben Isco ile oynayayım işte falan. Yani yok abi. Ki şu anda zaten hani klasmana girdiğiniz zaman işte 3'ten itibaren 2'den itibaren biraz daha 2'den itibaren. Artık hep sürekli epikler, epikli kadrolar falan karşınıza çıkıyor. Yani o kadrolar da falan ezerler bunu yani. Zaten 1.76 boyunda. Boyu da kısa. Ezilir yani. Ha ceza sahası dışında denk gelirsin. Şuralara falan koşu atar. O numaraya zaten. Bak gelmiş zaten. Şey yapay zekası gelmiş zaten. Hücum yapay zekası. E tamam gel şuradan da atsın abi. Ama şut gücü de 76. Yani o yüzden isko sevenler, isko hayranı olanlar arkadaşlar bu kartı bence o şekilde e, değerlendirsin diyorum. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Bak asıl mevzu bu görüyor musun? Güçlendiricili Rafa Silva. O yüzden bendeki karttan iyi. Ee, hız 91, hızlama 95, farkındalık 91, top sürme hızı 90. Bende bunlar 88 mi? Tam hatırlamıyorum ya. Bendeki kartını bir açayım bir dakika. Bir açayım abi. Üşenmeyeyim açacağım. Bir dakika. Bir dakika. Bendeki kartını bir açayım. Rafa Silva. Şu. Arkadaşlar bendeki kartı. Bakın. Şu kart acayip bir performans gösteriyor ki güçlendiricili halinden daha mı iyi? Bir ona bir bakalım. Aynı mı getirmişler? 91 92. Ah eh, yani şut gücü aynı. Tamam. 89 80 89 79. Ya e yani tamam. Aynı. Aynı aynı. 1 1 puan bir şey fark etmez. 88 89 88 88. Bir yine 1 puan. 91 90 90 88. 84 alçaktan pas. 80, aydi Abi, adamlar aslında şu kartın benzerini getirmişler. E harfi yani şu boost aldığı anda işin rengi değişiyor. He. O da aslında çok da değişmiyor da hızlanması çok fazla oluyor. Farkındalık 3 puan yükseliyor. Top kontrolü yükseliyor ama e, sıkı top tutması da aynı. Top kontrolü yükseliyor, evet. Alçaktan pas, bendekinin daha iyiymiş bitiricikle beraber. Allah Allah. Yani neyse şimdi kafaya karıştırmayalım. Benziyor kartlar. Hani 1-2 puan oynuyor işte özelliklerinde gençler. Yani bunun E harfi çalışmasa bile hani e, bu kartın A gelmek zorunda ya hani şu boost alabilmesi için. Bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü karıştıran arkadaşlar oluyor. Oyun oyun içerisinde oyun planına aldığınızda A değil. Mesela sen bu C form geldi Rafa Silva o hafta sen maça koydun. Maç içerisinde bir baktın A form gelmiş. Bunu almıyor. Arkadaşlar bu kartın kendiliğinden o hafta A form gelmesi lazım. Tamam mı? Oyun planını alınca A değil yani. Kartın kendisinin A form gelmesi lazım. O zaman böyle oluyor işte. Otomatikman bu şekilde kartın gücü oluyor. Ama şayet almasa bile almasa bile şu hali de arkadaşlar gerçekten bu kart koleksiyonluk bir kart. Ee, üstünde ısrarla duruyorum. Çıkarttıysanız lütfen bir kullanın. Ben SF'de de değerlendirdim. GF'de de değerlendirdim arkadaşlar. Sola açık, sağ açık içinde bence hızı hızlanması yeterli. Top kontrolü yeterli. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben GF ve SF oynattığım vakit oyuncudan e, verim aldım. Bilginiz olsun tamam mı? Bu da böyle koleksiyonluk e, güzel bir kart. E, durum budur. Yani söyleyecek bir şey yok. Zaten hızlanan mermisi e, çığın koşusu gole giden hata var. Bakın burada çift vuruşu Marsya dönüşü olması bence çok iyi arkadaşlar. Ee, hemen şu yükselen şutlar, dalan şutlar, açma şut kontrolü yani şut becerisi de var ve ara pası verme özelliği de gelmiş. Bence yeterdir bir potfi için. Bu kartı kullanın. Benden size tavsiye. Tamam. Bir değerlendirin. Bir bakın yani. Şimdi e, Bergwijn. Arkadaşlar Bergwijn e, sol açık sağ açık sol kanat. Yani hızlanması güzel. Dengesi güzel. Tam sınırda 89. E, 80. E, Rafa Silva'nın da e harfi alınca bir şey oluyor mu? Olmuyor. Bitiriciliğine geliyor. Farkındalık, bitiricilik. Top kontrolü hızlanmaya vermiş E harfi. He. Ya bitiricilik benimkinden bir tık bir puan yüksek oluyor E harfi alınca. Eyvallah. Şimdi. Yani kullanırsınız bilmiyorum. Hani gezici kanat. Pası tam sınırlarda geziyor. Top sürme hızı 96. İyi güzel top sürer ama. Ee, uzun mesafe uzun mesafe. Keşke şey uzun mesafe şut verselermiş. Ama gerçi vuruyor ya. Bendekinde de yok herhalde. Ya yani bendekinde de yok herhalde. Ama ben at, attım yani. Bendekinde de yok herhalde. Bakayım bir. Dalan şutlar. bendekinde de yok arkadaşlar. Ama vuruyor yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geri açalım şeyi Rafa Silva'mızı. Bozmayalım. Bergwijn'da da yani çok fazla bu bölgede oyuncu var. Ee, ama en azından bitiriciliğin 82 gelmesi de bence iyi bir şeydir. Hani hep şikayet ettiğimiz konu bu yani. Tamam hız hızlama top sürme oluyor, şuralar 70-72 falan oluyor yani yani en azından 82 biticik gelmesi de bence oyuncuyu bir adım öne çıkartır. Ee, değerlendir bence e iş yapar ama dediğim gibi benim kadrolarda ya yani benim kadromda veya epik kadrolarda falan zaten buna yer vermezsiniz yeni hesaplarda fena bir kart değil. Bitecek. 82 gelmiş. Öyle diyelim. Tamam mı gençler? Durum bu şekilde. Zaten şey de var. Şut, Arapası pası verme de var ve şut becerileri de var. Güzel. Geçiyoruz beyler. Alexander Sorlot bana geldi. Hız 89, hızlanma 76. Hızlanmasından dolayı ağır hissettirebilecek bir kart. Onu baştan söyleyeyim. Kafa, bitiricilik, sıçrama, fiziksel temas zaten fizik ee, ya fizikli bir forvet. Yani kafa vurabilir. Orta kafa oyununda. Ara toplarına hareketlenebilir. Çünkü zaten şey gelmiş. Yapay zekası gelmiş. Kafa da var. Hava üstünlüğü de var. yani daha tam ne olacak? Orta kestiğin anda kafayı vurur bence. Boyu zaten 1.95 ve 89 sıçramaya sahip. Yani böyle bir şey. 1.95 ve 89 sıçrıyor. Yani mini Jean Coller diyebilir miyiz bu karta? Diyebiliriz herhalde arkadaşlar. Yapay zekamız mevcut. Bakın şu 3 tane hücum yapay zekamız mevcut arkadaşlar. Ee, uzun mesafe füzesi, Açılma şut kontrol Uzun mesafe şut çekme, Yükselen şutlar, Akrobatik bitiriş, Anında şut ve tek pasta olması bence... Hani pası düşük ama bence bir avantajdır. Ee, A form gelmiş. Deneyebilirsiniz. Oyun sıkışır. Ee, ortadan rakibinizi geçemezsiniz. Oyunu açmak zorunda kalırsınız. Bir sağ açık atarsınız veya bir sola açık yaparsınız, iki sfye dönersiniz. Ben bazen öyle yapıyorum. Mesela bir sola açık yapıyorum, orta kesebilen, ee, hemen bir tane de solot yapıştırırsın ileriye, foretini, orta keser, ortadan kafayla gol bulabilirsin diye düşünüyorum. Tamam mı? Geçelim Gabriel Magel Hayes arkadaşa. Yok edici, ee, defans becerileri fena gözükmüyor, ama hız ee, hızlanması artık hani böyle tam sınır diyebileceğimiz bir şeyde gelmiş oranda gelmiş 77 70 hızlanma Bunlar çünkü artık bir kademe yükseldi ya Mesela 3 ay önce veya 5 ay önce böyle gelseydi 77 70 hızlanma bize çok rahat yetiyordu zaten biliyorsunuz oyunun başında hep Hızlanmalar hep kırmızıydı Hatırlıyorsunuz değil mi hızlanmalar hep kırmızıydı abi Oyunun başında 77-65 geliyordu 75-68 geliyordu falan Yani e, Artık işte oyunda Kendi içerisinde sürekli böyle bir güncelleme yiyor Sistemi değişiyor oyun mekaniğini değiştiriyorlar. Açıklamalar değişiyor. İşte farkındalıklar şöyle etki yapıyor diyor. İşte eskiden diyor işte e, ikili mücadele top kap kazanması için işte ikili mücadelinin yanında defansif farkındalık da istiyordu falan. Artık işte sadece ikili mücadele olacak falan diyor. Ya yani böyle bir örnek veriyorum şu anda. İşte sürekli bir oyun mekaniği de değiştiriyor Konami. Ya şimdi bu şekilde kötü performans göstereceğini söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama e, uzun vadeli e, kullanabileceğiniz bir kart gibi gözükmüyor. Yedekle mesela Rudiger'i al şeyden. O da yok edici sonuçta. E, Rudiger. Bir örnek göstereceğim size sadece. Ya Rudiger'in şeyi iyi. E, ya onun için de ben bagrı bir kart olduğunu düşünüyorum. Şimdi o yüzden şimdi şu kartını açacağım size. Aday sözleşmenin alabiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Bakın arkadaşlar mesela şu kartın hızından yine alın. Mesela 80 72. Hava gücünden de al abi. Tamam mı? Savunmaya da verebilirsin. Bir tane daha. Bir de buna patlat. Bir de şuna patlat. Bak. Şimdi hızlı yaptım bu arada arkadaşlar. Hani düşünmeden yaptım. Hatta dur. Hava gücünü çok düşürmeyelim. Yo. Şöyle yapacağım. Dur. Dur dur. Tamam dur. Çözdüm. Dur. Bir dakika çözeceğim. Siz bir hatta kalın. Ha. 80-73 hızlanma. 90 sıçrama 90 fiziksel yetenek. Bak yaptım adamı. Şimdi. Abi Magellais de burada. 94-89. 92-89. Sadece 2 puan. Defansif farkındalıkta üstün. 95-93. 96-99. Arkadaşlar yani. E, Rudiger'i al. Hani illa oynatacaksın ya. İlk 11'e Rudiger'i koy. Zaten dayaklılık 74 ya. Bu zaten cavlayacak. Cavlayınca da Magelhaes'i at gibi. Yani yedekleyebileceğiniz bir kart olmuş bu. Hani bir stoperinizi yedekleyebileceğiniz bir kart. Heh şimdi tam oldu. Demek istediğimi anlatabildim. Ee, kötü değil. Kullanılabilir. Sadece hızından dolayı birazcık kafamda soru işareti var. Ama Rudiger 80-73. Üçer puan daha yüksek oluyor bakın. Ki sıçraması bunun 90. Magelhaes'in 79'da kalıyor arkadaşlar. Bence mesela kafa 91 gelmiş. Kafa isabeti. 91 gelmiş ama sıçramanın 79 gelmesi bir tuhaf olmuş. E, o yüzden e, umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir size. Bu kartı kullanırsanız bunu da yedeklersiniz gibi. Ha stoperin yoksa oynat. Ona da sana ben bir şey diyemem. ve herhalde oynatacaksın. Ya, mecbur oynatacaksın. Ne yapacaksın stoperin yoksa yani. Ona da bir şey diyemem. Ama şu geri almanızı tavsiye ederim. Oyun içerisinde bağlı bir kart olduğunu düşünüyorum. Bana soruyorsunuz abi bende potvisi var. İşte e, burada geri almalı mıyım diye soruyorsunuz potbisi de iş yapıyor bu kartı da iş yapıyor ama sözleşmesi e, uzatmak istiyorsanız Mesela ben son gün alacağım arkadaşlar bu adalet sözleşmeleri Ben son gün alacağım yani kampanyanın bitmesine son gün kala İşte atıyorum 6 Haziran'da bitiyorsa şu anda örnek veriyorum 6 Haziran'da bitiyorsa kampanya Ben 5 Haziran'da alacağım niye Çünkü Önümüzdeki yıl bir ay daha fazla bu kartlardan faydalanayım diye. Eğer aceleniz yoksa bekleyin bu adali sözleşmeleri son gün kampanya etmesine son gün kala alın tamam mı? Bu da benden size bir şey olsun. Güzel bir ne o trik ipucu mu derler trik ne diyorlar işte. İngilizcesi geldi aklıma. <laughs> Durum bu. Neyse şimdi dur. Kafa gene karışıyor. Biz çizgimizden sıyrılmayalım. Ee, tamam bunu da anladık. Yani tamam kullanın bence kötü bir kart değil. En azından bakın açı dağıtma, hava üstünü akrobatik uzaklaştırma, top kesme gibi becerileri gel üstünde gelmiş. Bu da bir avantajdır. Okey miyiz? Okeyiz Geçiyoruz. Mayada ee, uzun zamandır kendisini göremiyorduk. Hoş geldin Mayada. Tabi Kubo'dan ve Minamino'dan sana vakit kalmıyordu. Çünkü adamın 3 tane monitörü var. 4. monitör olsa Celtic maçını takip edecek, Mayada'yı da koyacak oraya. Bu da herhalde bir boşluğuna denk gelmiş. Bu pazartesi mi oynamış artık? Ne zaman oynadıysa yani Real Sociedad'la Monaco'nun maçının olmadığı bir gün oynanmış ki bu kartı hazırlayan vatandaş böyle bakmış abi. Bakıyor böyle şimdi izliyor. lan bugün de maç çok Kubo'yu getiremeyeceğiz bu hafta falan diye. üzülüyor. Bakıyor şimdi orada Japon oyuncular Avrupa liglerinde hangi Japon oyuncular nerede oynuyor? Onun bir listesi var bu adamın. Bu kartları yapan adamı tamam mı? Böyle listeye bakıyor abi. Uf Celtic'de Maeda var. Bakıyor hemen giriyor Google'a. Uf bugün Mon şey maçı yok. Celtic maçı yok diyor. Minamino bakıyor. Öte Hıvan Çen'e bakıyor. Oynamamış diyor şeyde. Mallorca'da nerede oynuyordu o Hıvan İngiltere'de mi oynuyor? Bir de o var ya. Ondan sonra o onu da kaçırmışız ya. Dünmüş maçı tüh falan diyor. Bir bakıyor. Lan Celtic maçı bugün diyor. Mutlu oluyor. Çünkü Maeda var Celtic'te. Hemen geliyor açıyor abi Celtic maçını. Gözlüyor. Neyi gözlüyor? Maeda'nın ya bir gol ya bir as yapmasını gözlüyor. Hemen böyle kuruluyor abi. Oraya bir fokus kesiliyor. Kartları yapmayı bırakıyor. şu kartları hazırlamayı bırakıyor. Bütün fokus Mayadan üzerinde. Mayada gol atacak, as yapacak, entra basacak. Derdi o herifin. Bakıyor şimdi. Hadi Mayada diyor. Ona anlatıyor işte şey. O da Ligi'nde anlatıyor. falan filan işte attacking falan filan diyor. Ondan sonra abi o da Mayada, Mayada shoot the goal diyor. Enter. Heh de Mayada'yı getirdik lan bu hafta. Yine bir Japon oyuncuyu getirdim diyor. Mutluluktan uçuyor. Tabii ona prim veriyorlar. Tabii Konami o adama prim veriyor. Niye? Çünkü her hafta ya Minamino'yu getireceksin ya Kubo'yu getireceksin. Getirdiği Japon oyuncu başına adama prim veriyorlar. Tabii çocuk boşuna mı takip ediyor? Çocuk boşuna mı mutlu oluyor abi? E işte. yani. Bunların hepsi böyle birbirleriyle bağlantılı gençler. <laughs> Oğlum ya. Bana hikaye yazdırıyorsunuz şurada ayak üstü. Neyse şimdi biz işimize bakalım. Kartın enteresan olan kısmı ne arkadaşlar? Defansif katılımının 80 olması. Ve agresifliğinin 82 olması. Yani bu kart. Gençler siz buraya da koysanız. Kontra hedef vermezseniz şayet SF'ye de koyarsanız eğer Bu SF'den kalkacaktır Ta buralara kadar şu OS bölgesine Şu şu çemberin şuraya kadar Bu adam defansa gelecek Niye? Çünkü adamın katılımı 80 Takım savunmasına katılımı e, Yani takım Savunmasına e, Eğilim Yani defans yapmaya eğilimli bir kart O yüzden arkadaşlar e, Bilginiz olsun Hani adam niye geldi ya ulan bu nasıl kart. Oğlum bu niye sürekli geriye geliyor falan demeyin oynatırken. O yüzden anlatıyorum bunu size. Ee, Biticik tam sınırda. Arkadaşlar hızlı ve hızlanması var. Ee, kanat kartı zaten. Yani ben çok beni heyecanlandırmadı. Ama hani merak ediyorsanız oynatın. <laughs> Maedayı <My> arkadaşlar. <laughs> Ama dediğim gibi yani. ilginç bir kart. katı Defansif katılım var kartın enteresan tabii ki kadrolara giremez. Gençler. Yani herhangi bir GP'li kart alıp oynatırsanız daha iyi ama hız hızlanması güzel. En azından dayaklık 93 olması da iyi. Çünkü katılımdan dolayı adam zaten geriye geleceği için. E bir de ileri gidecek. Adam sürekli OS'ye kadar gelecek buradan geri koşacak. OS'ye gelecek geri koşacak. E ihtiyacı var. Ama e, kadrolara çok fazla gireceğini düşünmediğim bir e, oyuncu kartı. SF'ye de koyarsanız eğer şut becerisi bir tane anda şut vermişler. Onun dışında herhangi bir şut becerisi de yok gençler. Bilginiz olsun pozisyon takibinin olması agresiflikle ve katılımla beraber çalışacaktır. Ama şuraları gerçekten ya yani şu tam sadece şunu 80 görelim de yani yok abi. Bana e, denge top sürmesi şu hızlanmaya yakışmamış. Yani 88 87'lerde falan olması lazım. şu dengenin 88 falan olması lazım. Buranın 86 87 olması lazım. Ve şu top kontrolü sıkı da çok önemli bence. Sadece buralarla bitmiyor işler. Şu 3 tane kısmın kendi içerisinde genel bir uyumla çalışması lazım arkadaşlar. Bu topla olan alakalı ya yani topla olan ilişkisi bu. Top sürması sadece top sürerken hani ayağın ya bir kendisine yakın sürüyor topu. İyi sürüyor demektir. Ama işte sıkı tutması kötü. Mesela şöyle hani dönüyorsunuz ya böyle etrafınızda. İşte dönerken topu ayağından açarak dönecek. E topu kaptıracağım Bu kadar basit. Geçelim arkadaşlar. Rhys James. Beyler. Antonio Lopez Rafa Silva ve geç Rafa Silva boşuna istemişim. Ee, ben Benim kartla çok da bir farkı yokmuş bendeki kart ile ama olmayan arkadaşların çok iyi. Ee, James'i de istiyordum. James e, Bence güzel bir kart. Fasos'un 93 olması ve yüksekten pasının 96 olması Yani mesela e harfi yanmadan nasıl oluyor bir bakalım. Yine güzel çok kötü değil. Yine 90 faso 90 yüksekten pas geliyor ha bak. Görüyor musun? Ya yani hızı 88'e düşüyor eyvallah ama bak gene 93-90'da ama E harfi yandığı zaman cavlıyor. Şimdi arkadaşlar fizikli ee, bir sabek e, ben fizikli sabekleri seviyorum bu arada. Fiziksel teması 90 çok iyi. Yani top tutmaya ee, top saklamasının iyi olması gerekiyor. Çünkü fiziksel temas 90 e, zaten 1.82 boyunda. Fena değil boyu. Bek için ee, uzun sayılabilir. Hani genel ortalamaya vurursak 1.82'ler 1.85'ler ee, uzun boylu diyebileceğimiz bir boy oranı beklerde. 96 yüksekten fas ve 93 falsoyla yerin ortası da zaten vardır. Var ki bir de süper yedek gelmiş. Yani bu oyuncu defans da var az biraz. Sıkıntımız yok. Agresifliğin 85 olması basar. Ee, adam markacı da keşke verseymişsiniz. Çok güzel olurmuş ama adam markacı vermemişler. Neyse kart güzel kart. Artık hani onu görmeyelim bence. Ee, abi orta kesip cavlatırsınız. Sağ kanatta sağ kanat bek olarak kullanabilirsiniz. Zaten 80 80 80' e gelmiş? Tam sınırlarda gelmiş top sürmesi de, top kontrolü falan. Bu kartı e, çıkaran arkadaşlar hem bekte hem de kanatta denemelerini tavsiye ederim. Çünkü bu pas seviyesi, bu falso ve bu beceriyle şut gücü de 88 ki e, arkadaşlar pası iyi atmasına da etki eder şut gücü. Yani sadece şut gücüne şey olarak bakmayın. İşte kaleye vurmak anlamında şut gücü değil o. Topa aslında topa vurma gücü. Ha, güzel anlattım. Topa vurma gücü aslında şut gücü. E sen pas atarken topa vurmak için bir güce ihtiyacın yok mu? Var. Al sana 88. Güzel. Hani onu demek istiyorum yani güzel gelmiş şut gücü de. E, ben e, iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bilginiz olsun. Tamam mı? Geçiyoruz. Fazla vakit kaybetmeyelim. Çok vakit kaybettik. Daha Beckham Bayern atacağız ve e, Luca Demod için PES 2021 kartlarına bakacağız Marcus Rashford'la. Biraz nostalji yapacağız. Arkadaşlar, gerçi çay çorbanızı aldıysanız, benim videolar uzun sürüyor. Yani yeni gelen arkadaşlar var e, aramızda ama beni eskiden beri takip edenler bilir. Benim videolar kısa sürmez öyle o kadar. Eee De gençler 10 numara gelmiş. Hızı hızlaması kötü gelmiş. Vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. İş ee, iş yapmaz demiyorum ama geçici olarak kullanabileceğiniz bir kart hızı ve hızlamasından dolayı. E, tabii ki denge falan da düşük yani. Burada mesela bak az önceki bahsettiğim olay bunların kendi içerisinde bir denge sağlaması lazım. Sen burayı 92 92 90 getiriyorsun. Denge 78. Buralar bitik. Yani olmuyor. Buranın en az 86 88. Buranın en az bir 85 falan gelmesi lazım ki. Ha. Hız hızlama abi yavaş olabilir ama top hakimiyeti olsun ben etrafımda dönüyorum diyeceksin ama bu sefer de denge 78. Yani herhangi bir fiziksel temasta topu kaybedecektir. Yani topu sürdüğünüz anda denge denge devreye girecek aslında. Ve topu en ufak bir fiziksel temasta kaybedecek demek. Yani dengesinin bari yüksek gelsin. Hani en azından tamam lan hız hızlanması düşük olsun derdik ama burada kurtarmıyor birader. Tamam mı? Demek istediğim bu. O yüzden geçiyorum. Kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zaten Atalanta'da sürekli e, iyi bir performans gösteriyor. Son zamanlarda çok geldi zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bayağı işte deketelerle kartlarını görüyorsunuz. E, yani ama benim kadroma hayatta giremez. Geçiyoruz arkadaşlar. Calafiori. Calafiori. Evet. Calafiori. Calafiori'yi arkadaşlar e, sol bek. Defansif farkındalığı, agresifliği ee, düşük olduğu için bu oyuncu bence sol bek oynar. Hızı hızlaması da sol bek için yeterlidir arkadaşlar. Sol beke koyup defansif vererekten o bölgede oynatabilirsiniz. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Ama maşallah açıyı daraltma, top kesme, hava üstünü kayrak müdahale, kral. Kral da bayağı şey gelmiş. Yani beceride gelmiş ha. Aynen, sol bek. Stoper değil abiciğim. Buralar çok düşük. Hızlanması yüksek evet. Ama farkındalık ve agresiflik konusu bayağı sınırlarda ya. 82 81 bayağı altta yani. Hani 85 86 olsa e, şeye benzeteceğim. Neydi o? Benfica'lı Antonio Silva kartı vardı ya. O da mesela hızla hızı da yüksek ama onun da defansı biraz daha iyi, daha iyi durumdaydı. Şimdi bu biraz düşük bu. Ha dene. Verim alamazsanız stoper bölgesi kesinlikle sol bektir. Bunun yeri. Geçiyoruz. Zvonarek. Haydi. Bayern Münih'ten yeni bir çağrı doğuyor. Zvonarek. İlk defa duyuyorum ismini bu arada. Bu arada oyuna gelen ilk kartıdır muhtemelen. baya da boost yemiş. <laughs> baya boost yemiş herif. 80, gerçi 85 5 overall yemiş. Boost. hızlaması güzel. Eyvallah. 10 numara kartı. Eyvallah. OS'de oynuyor. Eyvallah. Sağ açıkta yer mi? Yer. Yerin ortası var. Ara ve tek pas var. Uzun mesaj çek Uzun mesaj sesi. al. Değişik bir çağ. Arkadaşlar mücadele ruhu da gelmiş. Dayanıklılık 72. Mücadele ruhuna ihtiyacı olacaktır. Ama ve lakin yine de çok düşük bu dayanıklık. Artık e, oyunda dayanıklılıklar bir ön planda şu anda. Yani benim 83'lük e, stoperim bile saliba var bende arkadaşlar. 80'de cavluyor. 83 dayanıklılığı var. Dakika 80'de kırmızı oluyor bu arada. Varın gerisini siz düşünün. Bu muhtemelen 65'te cavlayacak. Taş çatlasa 70. 70'ten sonra iptal. Onun dışında bakalım bir yani boost yemiş sonuçta. Hızlanması güzel. Yani değerlendirir mi? Siz bilmiyorum ama bir OOS'de bitecek 75 hasta. Şurada 80 gelmiş hasta fena değil şey. 76 gelmiş ya. Denge 70 gelmiş. Eyvah. Yok yok tamam. Vazgeçtim. Bayern Münih etkinliğin oluyor ya. Hani Bayern Münih'ten oyuncularla oynamanızı istiyor ya o etkinlikte. Ha, bunu silme. Dursun. O etkinlikler işte e futbol Championship oynayın diyor. Bayern Münih'i seçiyorsunuz mesela atıyorum. Bayern Münih oyuncuları lazım size. O zaman ee, Zvonari'yi orada kullanabilirsiniz gençler. Ve geçiyoruz. Luka de Modric beyler. Beckenbauer paketine geçiyoruz. Modric, Rashford, Alfonso Davis ve Beckenbauer var. Bu paket içerisinde ben bu şekilde fullledim. Bence güzel oluyor arkadaşlar ama OS için fullledim bunu. GÖ için fullemedim. Bilginiz olsun çünkü GÖ için e, defans vermemiz gerekiyor. Bunu e, her zaman söylüyorum. Eski takipçilerim bilir, yeni takipçilerim bilmez. GÖ'ye koyacağınız oyuncunun defansı olması şart. Bak şart diyorum gövdeki oyuncunun defansı olması şart oyunda. Bu kadar basit, keskin ve net bir bilgi arkadaşlar. 80-80 hızlanması var. Tekrar tırnak söylüyorum. OS için fullledim. Yanlış anlaşılmasın. 80-80 hızlanması var. 89 şut gücü, 93 denge, 88 dayanıklılık. Çılgın koşumuz var arkadaşlar. OS mevkisinden fırlar ileriye doğru. 80 farkında alımız tam sınırlarda bir kart oluyor. 94 top kontrolü, 94 sıkıntı var. 88 top sürmesi var. Arkadaşlar oraya boost aldırdık. Pasımız 94-90. Bence pas olmalı ve bitircilikte tam sınırda. 70'te olabiliyor. Şöyle bir şey yapabilir misiniz? Yani pası buradan alıp komple arkadaşlar bana 85-90 yeter diyorsanız şutu bu şekilde yapıp falsoyu da 90'a da çıkartabiliyorsunuz bu arada. Oyuncunun uzun mesaj şut çekmesi var. Yükselen şutları var. Tek pas var. Ara pası var. Dengeli pas, pas var. Konuşamadım. Hafif yüksekten pas ve ee, uzak mesafe plaseci özelliği ekleyebilirsiniz. İlla kullanmak istiyorsanız, top kesmesi de gelmiş defansif yetenek olarak. Ee, ama ben o seçin arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, çift vuruşu var, gayet güzel, fena değil yani becerilerde iyi gelmiş. Dediğim gibi, ya burayı bu şekilde yaparsınız, ya da burayı sınırda bırakıp pası cavlatırsınız, 90-94 pası atlamı gönderir abi ki bence önemli. Yani ee, pas becerisi olması da önemli bir oyuncu da pas e, ne diyeyim buna işte rakam overall mı diyeyim pas e, overall'larında olması gerekiyor. 94-90 da çok güzel. Ha bu iş yapmaz mı? Yapar. Yapar. 90-85 de yapar. Yapmaz değil. Ben sadece orada karar size bıraktım ama yüksekten pası da gönderdiğiniz zaman ki bakın hafif yüksekten pas yokmuş eklemeniz gerekiyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yani tam burası 90 kötü atmaz ama beceriyle beraber daha isabetli gönderiyor. L1 üçgenleri. Yani tamam. Bu şekilde fullleyebilirsiniz gençler. İki türlü gösterim ikisi de işinize yarayabilir. Bence gayet güzel oluyor. 80-80 de fena değil. Luka Modric için en azından fena değil arkadaşlar. Ve şimdi Luka Modric için PES 2021 kartını deniyoruz gençler. Siz şöyle bir nostalji yapıyoruz ve Allah Allah Luka Modric <laughs> PES 2021'deki kartı arkadaşlar. Hızlı olan bir kartını seçtim. Ama yakın olsun diye hani hızı. 89 hızlanması var oğlum bu kartın. Yani öyle enteresan. Hani e, 96 seviye 19 seviyede fulleniyormuş arkadaşlar. Oğlum ne fullerdik ya. Aynı oyuncudan 10 üstüne basınca çarpı boost verecek diye bazen vermiyordu. Ulan ne sövüyorduk ya. Aklıma geldi şimdi. Mesela mod üstüne mod koyduğunuz zaman 4-5 boost veriyordu mesela. Hani yükseltmek için. Hatırlarsınız belki ya. Hani unuttuysanız. Bazen de vermiyordu lan diyorduk mod boşa gitti anasını satayım. İki tane iki tane veriyordu ya aynı oyuncudan. Bir de ben ona sinir oldum mesela. Aynı oyuncudan iki tane veriyordu mesela pot vide falan. Pot vide mi işte trend kartlardan mı? Hatırlarsınız yani. Mesela pakette Rashford var iki tane Rashford çıkartıyordunuz mesela. O bir taneyi onun üstüne basıyordunuz ki yani boost verecek de full derken kısa sürede full falan filan. Vay be. Değil mi yanlış hatırlamıyorsam öyleydi doğru. Top kontrolü yüksekmiş 99-95 gençler. Sıkı tutması 94, dengesi 93'müş kartın. Bitirecek 78'miş. Lan Konami. Bu ne lan? 70 bitirecek. Babuna vermişsin 78. Farkındak 88. 80. Haydi. Nasıl oluyor bu 97 overall? Bu nasıl 96 oluyor Konami? Ya işte. Hikaye. 79-89. 80-80. Şut gücü 89'muş. Burada kaçmış. Şut gücü 86'ymış. Ya işte Dengesizlik var yani oyunda. Buna 96 overall demiş. Buna 97 overall demiş sevgili Konami. Eyvallah. Luka de Modric. Yalnız bir şey söyleyeceğim ha. Şey aynı bak bu arada. Değil mi? Bak hafif yüksekten pas yok bunda da. Haydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ana! Oğlum beceriler de aynı mı yala? Vallahi becerisi aynı. oğlum ya siz ne adamsınız ya. Aha top kesme de var bak. Sombrero. Aha sombrerosu da var. Abi adamlar. Yükselen şut uzun mesaj şut çekme. Haydi. Adamlar şunlarla bile oynamamış uzun top uzmanı, uzaktan şut atabilen çılgın koşu. Yapay zeka oyun tarzları. Bak. Çılgın koşu uzun top uzmanı uzaktan şut atabilen. Yani adam şuralarla hiç oynamadan kartın orasını burasını da düşürerek bunda pas kaçmış 98 96. Düşürerek ya yani şu karta 96 dediği kartı aynısını getiriyor. Buna 97 diyor. Halbuki şu kartın normal şartlarda 99 olması lazım. 98 olması lazım. En az 2-3 oldu da yüksek olması lazım bu kartın. Vay be. Buna da 97 demiş bu kartı. Denge 93 diyor. Buna kaç demiş? Aynı bak. Top sürme hızı 88. Top sürme hızı 95. Oğlum bu kart 99'luk kartmış ha. Ya Konami'nin şimdiki hesabına göre yani şu hesaba göre bu kart 99'luk kartmış arkadaşlar. Bence. Eyvallah. Neyse geçelim. Marcus de Rashford. Şimdi, abi şimdi Rashford'ın kartını açacağım. Eyvah eyvah. Şimdi arkadaşlar. 94 hız 97 hızlanması var. Şut gücü 85. Tam sınırda dengemiz güzel. 90. Arkadaşlar top sürmeyi ben biraz verdim. Gençler. Farkındalığı çok düşürmek istemedim. Çünkü dengesinin de 90 olmasını istiyorum bu kartın. Zaten hız hızlanma farkındalık da zaten fırsatçı golcü kartı e, araya attığınız zaman ben hareketleneceğini ve hızlı bir şekilde hareketleneceğini düşünüyorum Marcus Rashford'un arkadaşa. Zaten ceza sahasına girdiğiniz zaman da 84 biticilik de yeterlidir. Top sürmede zaten çok fazla hani şu, bu bölgeye artık girdikten sonra da hani çok ya Kalenin içine kadar top zaten sürmeyeceksin abi. Yönünü vereceksin, şutu çekeceksin. Yani şu rakamlar yeterli. Fırsatçı golcü kartı için. Ama şu bölgelerde topla buluşup ben alayım, döneyim falan filan yaparsanız sık topması 75. Onu yapamazsın. Dediğim gibi araya kaçtı zaman göndereceksin arafasına krala. Şimdi kralın zaten e, ee, hızlanan menüsü gole hata var bu arada. Arkadaşlar uzun mesaj şut çekme, ölü yaprak vuruşu, dalan şutlar, anında şut, Rabona penaltı uzmanı gelmiş. ama çift vuruş falan gelmemiş. E, kafa gelmiş bu arada Enteresan bir şekilde Ben bir çift vuruş vermenizi tavsiye ederim İlla Rashford kullanacaksanız şayet Oyun içerisinde de e, PES 2021'den beri de Severim Rashford'ı Yani böyle bir Keyfi Veya işte e, atıyorum 4. klasmanlarsın 3'e çıkacaksın veya işte 5'tesin 3'e çıkmaya çalışıyorsun veya 4'e çıkmaya çalışıyorsun Hani e, O kadrolarda böyle bir al dene ya. Yani ee, bence iş yapabilecek gibi duruyor bu kart. Gençler onu söyleyeyim yani. Bence iş yapacak gibi duruyor. Durum bu. Marcus Dereshford. Ama şimdi size PES 2021 kartını açıyorum. Ama o kartı görünce de bu kartı beğenmeyeceksiniz aslında mi diye aslında göstermesem bile diye düşünüyorum. Yani <laughs> yo, yo, bu iş yapar iş yapar. Mesela bu e, atıyorum mobilde de iş yapar. Hani mesela bazı arkadaşlar var işte. Bana nasıl, abi işte bu yaptığın yükseltmeler mobilde de geç Arkadaşlar geçerli. Yani e, zaten oyun mobil tabanlı bir oyun. Bunu zaten başına beri Yani benim buradaki yaptığım fullemeleri fullemeler mobil içinde geçerli. Arkadaşlar hani bunu özellikle sormanıza gerek yok. Zaten mobici arkadaşlar da Abi senin yaptığın gibi full edim işte ekmeni yorum işte çok şey aradı şöyle güzel oynuyor böyle güzel oynuyor zaten yorumlar da yazıyorlar bana. Ee, herhangi bir kafanıza soru işareti olmasın çünkü mobilden gelen arkadaşlar da oldu kanalımıza katıldı. Benim bu yaptığım fullemeler ee, şey mobil içinde geçerli tamam mı? Kafanıza bir soru işareti olmasın. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar Marcus Dereshford'un PES 2021 kartına gençler. Hayda. Abi. Bunu paketten alıyorduk herhalde. Manchester United paketinden mi geliyordu bu? Nereden geliyordu ya? Bir yerden geliyordu. Ben tam şu anda şey hatırlayamadım. Ee, bir de Manchester United forması giydirmemiz gerekiyordu. Bakın. Tabii Manchester United forması giyersen artı bir boost alıyordu. Öyle E harfi falan yoktu. O zaman teknoloji o kadar gelişmedi. Burada E harfine basınca boost almıyordu bu İlla Mesut United'ı seçiyorduk gençler. <laughs> Takım olarak. Şimdi <laughs> bir boostsuz haline bakalım. Yani Manchester United kartı seçmeyin. Abi seçince de canlıyor be. Lan gerçi seçmeci de canlıyor baksana. 99 farkındalık, 95 bitiricilik, 99 şut gücü, çift ayak var. Arkadaşlar 99 hız, 96 hızlanma, 95 tanıklık paslara bakar mısınız? Falso 92, kafa 92 sıçrama 91. Alın size Marcus Dereshford'ın PES 2021 kartı gençler. Yani bana şunu getirip de Konami bana laf yapıyorsun. Lütfen yapma. <laughs> Abi ya biz ne kartlarla oynamışız be. Yani 2021'de ne kartlarla oynamışız be. Bir de Messi kartı var ya paket Messi. Şimdi onu da göstereyim mi size? Abi yani o kartlara bakınca yani bu kart yani şu kartlara oynasınız gelmiyor. Yani şimdiki ka epic kartlara da oynasınız gelmiyor. Yani hani şu tabloyu görüyorsunuz bakın bu da fırsatçı golcü. Yani inanılmaz ya şu sadece pasla gücü eksik ha. Orada fullense komple Altıgeni kapatıyor zaten. Yani defans harici komple altıgen kapanıyor yani. Bütün pergel açık adamda. Ee, efsane kartmış. 97 denge oluyor. Bakın zaten boost verdik. 2'şer puan yükseldi. Bütün özellikler ikişer puan artıyor bu arada. Ha evet bir de öyle bir özellik var Aa, arkadaşlar. Mesela biz şimdi E harfine basıyoruz. 4 tane bölgenin özelliğini artı 2 yükseltiyor değil mi? Mesela bunda bakın hepsi artı 2 yükseliyor. Bak bütün özellikler. Bak görüyor musun? Bunda da böyle bir dava vardı mesela. Bütün özellikler artı 2 yükseliyor hepsi. Ama kartı görüyorsunuz yani. Bir de o size şeyi göstereyim. Eee Messi'yi göstereyim de size o paket Messi'yi. Abi böyle bir şey. La biz bunlarla nasıl oynamışız ya. Nerede o? Abi şu. Şu Messi. Abi. Bu ne ya? biz ne biz hangi kartlarla oynamışız ya? Oğlum bu ne ya? Yani şurası beni rahatsız ediyor. Arkadaşlar. Mavi oğlum herif. Mas mavi lan adam. Yani 99 topsu 99 99 99. O fast sandak 99 99. Hızlama 99 99. Yani bir şu şut gücü şeyde bu da 95 olsa bu da mavi oluyor zaten. Ya fiziksel temas zaten mes yani 80 de. Hani orayı görmeyin artık. Karta bakar mısın abi? Efso değil mi? Vay be. Neyse şimdi konu dağılıyor. Arkadaşlar ya yani şu kartlar gerçekten oyunumuz güzeldi ama bizim oyunumuz ya. Yani bizim oyunumuzu bozdular. Vallahi bozdular. Ya şimdi bunlara bakınca da Messi paketi alıyorduk falan coinle moinle. Adam sana şunu veriyordu falan filan. Değil mi? Evet öyleydi. Neyse şimdi duygusallaşıp burada ağlamayayım gençler. O yüzden Alfonso Davies'e geçiyorum arkadaşlar. Alfonso Davies'i fullememişim. İyi yapmışım. Canlı canlı fullelim arkadaşlar. Bir otomatik yapalım. Nasıl oluyor? Ee, şunu bir al şu bir puanı. Şimdi 8 vermişler. hızlanma vermişler. Tamam. Ama bu hız evet alıyorum. Hee. 8'de sınır sek şu. Tamam. Şimdi gençler top sürmemiz bence güzel. 86 olması güzel. Hatta bir tane daha verirsem 88 boost alıyor. Ee, pasımız burada düşük e, hücumcu bir bek sonuçta. Buradaki olay şu. Biz bu oyuncuyu arkadaşlar bence sıçrama 86'da kalabilir. Biz bu oyuncuyu defansif verip defans yapmasını mı istiyoruz? Yoksa abi ben bu adamı serbest bırakacağım. Bu adam gitsin gelsin ortamı açsın. İlk önce bu soruyu soracağız kendimize. Defans yapmak istiyorsan zaten şuralara çok fazla. Bak defans halini yapayım size arkadaşlar. Tamam mı? Bir dakika. 80'e getirdiğim zaman çok fazla ca oluyor. Şöyle bir şey oluyor ama onu da istemiyorum. Arkadaşlar sınırı ikili mücadeleyi 80'de bırakacağız. İkili mücadele kazanması gerekiyor çünkü. Onu söyleyeyim. Ee, kıvraklığa vereceğiz gençler bu arada. Mecbur vereceğiz kıvraklığa. Ee, dengeyi de yükseltelim ona da boost alalım. Ee, top sürmesine vereceğiz çünkü topu kaptıktan sonra bir ee, top sürmeye ihtiyacımız olabilir Buradan da birazcık pasa vereceğiz arkadaşlar çünkü topu kazandıktan sonra e, pas düzgün atın en azından. Yani bu kadar mesela 75'e falan çıkartmamız lazım. Mesela pas top sürmeden bir tane daha alabilir miyim? Alabilirim aslında. 8. Bu tam sınırda mı? Tam sınırda. Top sürmeden bir tane alsam, bir tane kıvraktan alamıyorum. Hava gücünden alsam 85 mi oluyor? Asıl sıçramaya da boost veriyoruz. Ya bir dakika dur, 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 bir dakika. Aynen sıçramaya boost verdim. Bir dakika yapacağım. Bir rahatta kalın. 82 top sürmesi sıkı tutması düşük kalıyor. O zaman... Abi şu hareketi yapacağız. Şu. Yani defansif... Verip... Bireysel talimatlardan kullanacaksanız şayet... Oyuncuyu bu şekilde birazcık defansını yükseltip kullanabilirsiniz. Ama abi... Bana az biraz defans yapsın. Ben ileri çıksın. Ben bu adamla orta keseceğim. Diyorsan şayet. O zaman gençler. Savunmadan kısıyoruz. Ya çok da kısmayayım abi. 70 katılım olsun diyeceğim ama. Pası çok vermem lazım. Yüksekten pası ta 80'e getirmem lazım. O da biraz zor olacak. Hayda. Gelmiyor ki. E, ne kaldı geriye savunmaya? Hiçbir şey kalmadı. Cık. Pası çok düşük geliyormuş. O zaman şöyle yapacağız gençler. 70 savunmaya göre ayarlayacağız. Mecbur bu şekilde yapacağız. Sıçramayı çok düşürmeyelim. Yani 77 yüksekten pas falan oluyor. Yani pas konusunda baya ee, düşükmüş çar Hızdan falan almamız gerekiyor yani 93 93 e Yani Çok da kötü değil aslında da Yerin ortası zaten var var abicim. ya yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya Overall düş overal çok düş yani 95 overal falan geliyor ama Yani orta açmayı düşünen arkadaşlar kesinlikle bence 80 yapmak zorunda bu arada. Yani. Şu. Hatta top sürmeyi 85'e bile getiriyorsunuz. Tamam budur abi. Arkadaşlar budur. Ofansif kullanmak isteyenler. Az biraz defans da var. Çok fazla kısmadık. E, bence fena da olmadı. Ofans anlamında pası 80-81'e getirdik. Hızı hızlanmamız var, dayanıklılığımız var, dengemiz var fena değil. Top sürmemize de 85. İleriye gidip gel zaman top topu güzel sürsün en azından arkadaşı. Bu şekilde oyuncuyu ofans anlamında fullleyip kullanabilirsiniz gençler. Tamam mı? Bir de hemen PES 2021 kartına bakalım ve Son olarak Beckenbauer'e geçelim. Onun üzerinde de konuşalım. Videomuz uzadı güzel oldu. Bir saat video. Gerçi bak bu kralın burada bak pası mesela 80-83'müş. Görüyor musun? 98 overall. Bak 80-83 pas var. 99-90 hızlanması var. 96 dayanıklılık, 80 fiziksel temas. Top sürmesi 93. Bakar mısınız abi? Top kontrolü 89. Sıkı topması 88 de şuna bak. Ölük. Leş. Leş atıyor. Bak. Ofans falan 79. 67. Farkındalık 83. Top kazanma 89. Agresiflik 86. Defansa bak herifteki. Bir de buna bak. Haydi. Cavlamış. <laughs> Eyvallah. Bu kartlar. Eyvallah abi. Bu kartlar o zaman güzel kartlarmış. Hakikaten e, nostalji yapmış olduk. E futbol e, kampanyası sayesinde mobil mobilde 7. yıl kampanyasında PES 2020'yi hatırlamışlar. Allah Allah hangi dağda kurt öldü acaba? Bu konaminde de sağ solu belli olmuyor ha. Bu arada. Eyvallah gençler. Şimdi asıl mevzu bahisimize geçiyoruz. Yani asıl mevzu bahisimiz ne? Tabii ki Beckenbauer arkadaşlar. E, şimdi ben bu Beckenbauer'i stoper olarak fullledim gençler. Bilginiz olsun. 96 farkındalık, 89 katılım, 94 ve 90 agresifliği olması oyuncuyu bence stoperde iyi bir hale getiriyor arkadaşlar. 82 hız, 80 hızlanması da bence yeterli olacaktır Beckenbauer için. Sıçraması 94. Hava toplarında hakim olacak. Zaten 1.81 boyunda sıçrama vermemiz lazım. Gençler oraya kısmayın. Bence 94 sıçramada durabilir. Bazı işte hani sıçramayı düşürüp bu sefer fiziksel temasın e, da düşük oluyor. Bence fiziksel temas da çok düşürmeyelim stoperlerde. Yani 85 aslında onun ideali bana göre ama orayı artık çıkartamıyoruz. Yani 80'de en azından kalsın istiyorum. Pas olması güzel bir şey. E, stoper bölgesinden L1 üçgenlerle çıkabilmeniz için ihtiyacınız var arkadaşlar. E, Hafif yüksekten pası gelmiş. Adam markajı top kesme, akrobatik uzaklaştırma, mücadele açıyı daraltma. Bakın açıyı daraltma var. Top kesme, akrobatik uzaklaştırma var arkadaşlar. Bence gerekli olan şeyler bunlar. Ee, bir stoper için. Ee, hava üstünlüğü verebilirsiniz. İhtiyacınız olacak. Her ne kadar 94 sıçrasa da bir hava üstünlüğü verin. Hafif yüksekten pasının gelmesi çok iyi. Ara pası verebilirsiniz bu arada. Gençler bilginiz olsun. Ee, bu bölgeden ara pası atmak isterseniz yerden gönderirseniz isabetli gönderir. Hafif yüksekten pas zaten var. vermenize gerek yok. Uzun mesaj çekmesi gelmiş. Dış preseç özelliği de gelmiş. Bence oyuncuya eee yani defans becerisi harici çok da fazla bir beceri vermemize gerek kalmıyor gençler. Zaten dediğim gibi e, ara arapası vereceğiz. Bir. Değil mi? Hava üstünü vereceğiz. İki. Başka ne dedik? Uzun üstüne dışı hafif pas. Adam markajı. Top kesme. Akrobatik uzaklaştırma. Kaftan güzel Kafa gelmemiş. Kafa verin. Arkadaşlar. Bence. E, sonuçta kornerlerde falan filan bekem bavere denk getirirseniz kafa isabeti olsun çünkü 86 kafa vuruyor. 3 tane beceri oldu. Kafayı da verdik. Ne kaldı gençler geriye? Mücadele ruhu da gelmiş. Tek pas verilebilir. Dengeli pas verilebilir. 4. Ya bunları verebilirsiniz yani. Ama benim için önemli olan zaten burada açıyı daraltma, akrobatik uzaklaşma ve top kesmeydi arkadaşlar. Onlar da zaten gelmiş. Kayarak müdahale. Evet 5.yi de bulduk bak. Kayarak müdahale yokmuş. Onu da verebilirsiniz oyuncuya. Ee, güzel. Yani bu oyuncu ücretsiz vermesi güzel olmuş arkadaşlar. Bu stoper fullemesiydi. Ee, alıp kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben de alıp kadroma koyacağım arkadaşlar. E, ee, stoper haline de bir bakalım. Pardon dost haline. Bu stoperdi. Şimdi dost haline açıyorum size. Arkadaşlar ben DOS'ta böyle fullledim. 88 hız. 82 hızlanması var. Gençler şut gücü 92 oluyor. Sıçraması 93 oluyor. Yani Burada çok e, ufak bir fark var. Ne biliyor musunuz? Aslında fiziksel teması 80'de bırakmak istiyorum. Ama bu sefer de hızın boost'unu alamıyorum. Burada bir karar vermeniz gerekiyor. Ya hıza boost almayacaksınız. Yani 86'da kalacak hız. Yani şunu yapacaksınız. Şu. Bunu fotoğrafını çektiniz mi? Ya böyle yapacaksınız. Yani 86-82 hızlanma ki bu da olur bence. Bu da olur. Herhangi bir sıkıntı yok. 80 fiziksel temasa geliyor bu arada. Oyuncumuz 80 denge, 89 ayaklılık. E, pasımıza bir, birer puan daha verdik. 85 alçaktan pas, 80 yüksekten pas oldu. Ama hızlı, bir tık hızlı olsun. Hız boostunu alsın diyorsanız arkadaşlar mecburen şu pastan bir puan alıyorsunuz. Hava gücünden de bir puan alıyorsunuz ve bunu hıza veriyorsunuz. Artık karar sizin. Ben her iki türlü de kartın çalışacağını düşünüyorum bu arada. Dost mevkisinde. Böyle e, stoper oynamaz mı diye soranlar olacaktır. Oynar abi. Oynar. Oynamaz değil. E, oynar. Sadece agresiflikten dolayı benim birazcık şeyim var. Yani böyle bir... E, şimdi oyunda hatalar var bu arada. Kalecilerde hata var. Degajı yaptıktan sonra kale, kalelerine geçmiyorlar. Bunları zaten konuştuk. E, yine konuşuruz. E, oyuncuların AFK kalma durumu var. Yani agresiflik tam sınırda aslında. Ama ben yine de yine de eğer ki hızlı stoper istiyorsanız veya az önceki stoper gibi değil de bunu stoper oynatmak istiyorsanız şu bir öncekini yapalım. Yani şunu yapalım. Bak şu. Bu fullemede tamam mı? Hem dos hem stoper için olsun. Gençler. Yani hem dosta oynatabilirsin hem de stoperde oynatabilirsin. Öyle söyleyeyim. En azından iki bölgeyi de tek bir fulleme ile kapatabilirsiniz. Ama karar sizin. İki türü de çok muazzam şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Burada dediğim gibi yani ama şu hali safkan stoper yani adam. Bu da joker oyuncusu olur. Yeri geldiğinde stopere çekersin, yeri geldiğinde dosta atarsın. En azından öyle söyleyelim arkadaşlar. Ee, durum bu şekilde. İstediğiniz gibi oyuncuyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? 86 hızda güzel bence. Bir dost mevkisi için. Eyvallah. Ama şu yani stoperde abi dersen ki benim stoperim var. Abi o zaman şu ya. Hiç, hiç kafa bulandırmayın. Dosta böyle oynar abi bu. <laughs> bence dosta böyle oynasın. 88 hıza çıksın abi adam. Eyvallah. Tamam mıyız gençler? Bakın 3 tane halini gösterdim. Hem Soper halini gösterdim. Hem stoper hem dos aynı anda ister oraya çek ister oraya çek ki fulllemesini de gösterdim. <laughs> İsterseniz bakın bu dos hali. Direkt dosa bunu koyup oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çift doslarda aslında güzel olur. Yani çift dos oynatırsanız aslında güzel olur. Yani bazen hani arkadaşlar mesela ben tek dos oynuyorum. Belki Kadroya bunu aldıktan sonra çift olsa döner miyiz bilmiyorum. E, soperlerimden memnunum aslında. Ben muhtemelen DOS oynatacağım bu çarı. Muhtemelen DOS oynatacağım. Şeyi e, yapay zekasında bir çılgın koşu falan gelmemiş. Aslında gelse şimdi şut becerisi var adamda. Şimdi bu yapay zekası yok. Farkındalık düşük. Biz bunu DOS'a koyduğumuz zaman yerini kaybedip atağa gelir mi? Şuralara gelir mi? Orası bir soru işareti. Ama oyuncunun göğsü ve o sesinde pozisyon beceri fişiyle yakabilirsiniz. Bakın bu hali gövde de oynar. İlla dost değil. Yani bu hali gövde de oynar. Ha abi şunu yapabiliriz. Göğe koyduk oyuncuyu. Pozisyon becerisiyle yaktın orayı göğe koydun. Şu anda sesi düşünüyorum. Şunu yapabilirsin. Defansından alabilirsin. Göğe koyduğun için. Mesela farkında 90'da bırakabilirsin. Şu. Peki abi bu 6 puanı ne yapacağız? Abi bu 6 puanı da bence şeye vermek lazım. Ee, birazcık şutu 75'e getirmek lazım. Birazcık da top sürmeye vermek lazım diye düşünüyorum. Yani göğe bölgesinde biraz daha top hakimiyeti istiyor çünkü. Pas alışveriş yapacaksınız, topu tutacaksınız. Top kontrolü yüksek olması lazım. Topu ayağından aşmaması lazım göğe bölgesinde. E, döneceksin sıkı 82. Dönüp pas atacaksın, dönüp oyun kuracaksın falan. Yani göğe bölgesi aslında takımın omurgası. Omurgan'ın orasının defasının da olması gerekiyor. Pasının da olması gerekiyor. Top kontrolünde olması gerekiyor. Bence göğe de bu şekilde yapmakta fayda var diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bence. Benim şahsi fikrim. 75 bitirecek çok kötü değil. Ben Raykarta ve Viera 72 falan veriyorum. Ve e, becerisiyle de beraber ki zaten üstlerinde gelmiş. E, gol atabiliyorsunuz. Sadece merak ettiğim konu. Erkenden gelirse denerim. Biz bunu göğe koyduğumuz zaman bu oyuncu şuralara gelecek mi? Bana buralara gelsin yeter. Ben bunu uzaktan şut atarım. Zaten 92 şut gücü var. Yani ben şuradan çekerim. Cavlatırım yani. Onu söyleyeyim. Ona da şeyde bakacağız. İşte oyuncu çıktıktan sonra e, deneyerek bulacağız. Aslında bu şekilde de göğ fullemesini size de göstermiş oldum. OOS artık çok yok. OOS artık çünkü farkındalık 70 falan. OOS falan hiç düşünmeyin. En fazla taş çatlasa göğde oynar. Onu da bu şekilde fullleyip oynatmanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ağzım kurudu. Gençler. Daha Roma paketini anlatacağım. Artık onu da e, bir sonraki videoda e, üzerinden geçip anlatırız. Tamam. Beyler kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.